Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar söyle, yavaş kapatsın. Söyle onu. Ondan sonra daha şey. Yaşatma. Şimdi sevgili arkadaşlar, insanın serüveni, insan nereden gelmiş, nasıl gelmiş, nereden ne almış, vacip şey alemini şey yapmıştık. Şecere-i Hilkat'ı açayım isterseniz. Ondan sonra şeye gelmiştik. Şecere-i Hilkat nerede? Aşağıda. Tamam mı? Şimdi insanın serüveni. Hatırlarsanız insan ilk önce enesini konuştuk. Şecere-i Hilkat'ın bir yönü nerede? Ha, şurada. Eneyi konuştuk. Sonra Nur-u Muhammedi'yi konuştuk yani. Değil mi? Sonra Arş-ı Azam'ı konuştuk. Arş-ı Azam. Yani onun bizdeki karşılığı şeydeki enenin bizde karşılığı, yani Nur Muhammed'in bizde en. Arş-ı Azam bizim karşılığı ruhtur. Ruhun ziyayatını işledik. Zişurunu işledik. Kanun emr, vücud-ı âlici işledik. Size aslında bugün şey işlemem lazımdı ama o malzeme orada unuttuğum için ruhun bu mahlukiyeti tamamlandı. Ziyayattır, zişurdur, kanun emr, vücud-ı harici. Tamam mı? Buna bedene, alemi şehadete uygun hale getirilmesi, hani alemi şehadet yaşaması için iki tane muamele yapılmış. Bir hülaf latif, bir beden misali sarmalamış. Sonra cesede koymuş. Ama bunu geçebilirsiniz. Şurada cismaniyette olabilir. Size biraz ondan bahsedeyim isterseniz. Cismaniyet. Bakayım. Şurada olması lazım. Burası değil. Şu. Bakın var mı burada? Yok. Neyse, onu haftaya yapacağım. Şimdi glaf-ı latif bir bedeni misali sarmalamış. Bir üst beden, bir alt beden. Glaf-ı latif bedeni misali. Bugün lef-i mahfuzdan konuşacağız. Onu bir göstereyim beraber, Şecere-i Hilkat sıramızı görelim. Şecere-i Hilkat. Şimdi bu enede bahsettik. 4 ders galiba, 5 ders Arş-ı Azam'dan bahsettik. Bir tane Kab-ı Kayseri'nde biraz bahsettik galiba. Ettik değil mi? 4 tane veya 6 tane Arş-ı Azam'dan bahsettik. Arş-ı Azam'ın bizdeki karşılığı neydi? Ruh'tu. Şimdi sonra ruhtan sonra bana bakın, ben yere basıyorum. 2 ayak. Benim vücudumu kalp kabul edin. Tamam mı? Kalp. Bir ayağım dima. Vücudumu ayakta tutan. Hani bu misal unutmazsınız. Vücudumu ayakta tutan bir tane ayak olmasa düştüm, bak düştüm. Olmasa da düştüm. Vücudumu ayakta tutan 2 ayak var. 2 ayak. Bir tanesi dima. Ona makkesi efkar deniliyor. Yani kalpteki fikirlerin,
ilimlerin, malumatların, zanların, vehimlerin vesairelerin o kalpteki ortaya çıktığı yer prima. Yani eletin ışık hakikati Wolfram telinde ortaya çıkıyor. Eğer demir teline gitse elektrikteki ısı ortaya çıkacak. Bak sıcaklık da elektrikten, ışık da elektrikten, klima da soğukluk da elektrikten, binaya yük kaldırıyor celaskal elektrikten, fırında ekmek pişiriyor, yani milyarlarca cihaz. Hepsi elektrik. Şimdi size söyleyeceğim şu. Elektriğin ne kadar sıfatı var? Sonsuz. Soğukluk sıfatı var. Nerede gözüküyor? Klimada. Sıcaklık sıfatı nerede gözüküyor? Elektrik ocağında. Tamam mı abiler? Şimdi kalbin iki sıfatı var temelde. İlim, ilim, fikir vesaire. O bu bedeni ayakta tutan bir ayağı dima adı. Makesi efkar. Dima. Ayağın bir tanesi. Kalbi ayakta tutan, yani bedeni bakın ayakta tutan, bak düşüyor. Bırak. Masar hissiyatı, hislerin, maneviyatların haşir medanının küçük bir provası olan, küçük dönüş modeli olan vicdan. Demek ki kalbin iki ayağı var. Usta bak. Kaç varmış? İki ayağı var. Bir dima, bir vicdan. Ha, soru sormak sevmesin. Abi peki lümme-i şeytaniyle latife-i insaniye ne oluyor? O sonraki iş. Kalbin içerisindeki o bir lümme-i şeytaniye kalbe yakın olan bir sistem. Değil mi? Değil. Peki onu bir göstereyim size. Nerede olduğunu görebilir. O geçiştirmeyin. Çünkü sorun çok ciddi. Nerede konmuş? Enne'de bak. Enne'de gözünle görmen lazım. Bu işe yarıyor işte bu şekil. Enne'yi göstereyim bana. Ha. Bak şimdi. Burada şu. Bu bilgisayar şey yapamıyor. Benim bilgisayarımı getirseniz mi daha yukarıdan daha iyi olur. Daha net oluyor sanki. Hangisi? Bu daha net sanki. Şey. Değil. Kalitesi daha net değil. Düşük. Hangisi? Bu çok... Evet bu gücü yetmiyor. Bak yetmiyor. Ha. Net düşmez. Bu eski. Bu bunu hemen silinmesi lazım. Burası. Eskisinde mi içindeydi abi kalbin? Yok ya eskisi de öyleydi de. Yanlış bu. Yeni olması lazım. Şurada bir tane var ama. Hangisi? Altta abi sağda. Şu. Doğrusu bu. Tamam. Bak şimdi. Kardeş lüme-i şeytaniyeyi sordu. Enne'yi görüyorsunuz. Tamam. Sonra ruh. Sonra kalp. Kalbin iki ayağı var. Bakar mısınız? Ömer. Bakar. Bir tane dima. Bir tanesi vicdan. Bu komple kalp ikisi. Bak şu mouse'un olduğu şey komple kalp. Latife insani kalbin içinde. Bak oraya. Bir birim. Onun için deniliyor. İnsan veren. İnsan bu dünyaya insan olmaya gelmiş. İnsan olarak gelmemişiz. Unutmayın. İnsan bu dünyaya insan olmaya gelmiş. Tamam. Şimdi ben bunu şöyle bir takayım. Ondan sonra şey yapacağım. Latife-i insaniye müstakil bir birimdir. Nerede? Kalbin içinde. Lümme-i şeytaniye bir, o da bir sistemdir. Ama kalbin dışında. Kalbe yakın. Kalbin üstünde diyor yani. Dışında. Ayağımızın bir tanesi dima. Ayağımızın bir tanesi vicdan. İkisinin cemi kalp. Şimdi bunun daha üst bölümü ne vardı? Konuştuğumuz ruh.
Bak bir daha iniyorum yukarıdan aşağıya. Çizeyim. Enen. Ruh. Kalp. Sonra bu kalbin iki tane şeyi var. Bir, dima. İki, vicdan. Bir daha çık, yeni de kapat istersen bilgisayarı. Veya artık sen yap. Şimdi nasıl konuşuyoruz biz. Bu dima adı, siz buraya bakın, onunla meşgul olmayın. Karşılığı neresi? Bu karşılığı nedir? Şeceri filtratta? Arş. Arştır. Bunun karşılığı neresiydi? Arş-ı Azam. Arş-ı Azam. Tamam. Arş-ı Azam. Bunun karşılığı nedir şeceri filtratta? Lef-i Mahfuz. Çok güzel. Lef-i Mahfuz. Peki, vicdanın karşılığı nedir? O küçük pronsu. Vicdan. Vicdan. Peki, ben göstereyim bakalım orada gözünüzle bir görün. Nerededir bakayım bu? Bu şeceri hilkat. Şeceri hilkat nerede yazıyor? Gayb resimleri. Şurada. Şeceri hilkat. Orada göstermem lazım ki ezber olmasın. Şeceri hilkat nerede? Şimdi gördünüz mü bir yerde? Burada koymamışlar mı? Şimdi vicdan yazıyor. Nerede yazıyor? Yani? Şurada. Onu sağ, sağda yani. Altta biraz da. Beyaz var ya beyaz. Orası. Önler ha. Bak şurada. Onu arıyorum. Görmenizi istiyorum. Peki ben ufaltayım da şöyle hakim olun. Bak ruj kırmızı. Şu mavi dima. Pembe kalp. Şimdi kalbi görüyor musunuz? Kalp aşağıda, dima yukarıda. Oysa dima kalbin bir şubesiydi. Niçin sizce aşağıda? İki tane manası var. Peki kalp nerede bende, vücudumda? Burada. Dima nerede? Yukarıda olunca yukarıda mı oluyor şimdi? Bak yukarıda. Ha? Şimdi niçin yukarıya kondu? Bir kere sistemde bu böyle var. İkincisi vahiye muhatap dimadır. Kalp değildir unutmayın. İlk muhatap. Hemen onu size hemen çiziyorum. Hemen bunu mutlaka bilmeniz lazım. Bak dima. Bir de bana haftaya gelirken şeyi hatırlatın. Adam gibi kalem getireyim, tamam mı? İki dört. Böyle bunlar da ben hoşlanmıyorum öyle. Kalp ilham mı orada? He? İlham mı kalbim orada? Onu da şey yapacağım. Muhatap, evet. Bak, itikat. İltizam. İzan. Tasdik. Taakkul. Tasavvur, tahayyül. Şimdi burayı kaçırmayın. Şurası
herkesin hususi dünyası. Herkesin umumi dünya içinde hususi, yok değil mi başka kalem? Dünyası. Tamam. Yani herkesin umumi bir dünya var ya böyle, mesleği de geçer. Umumi dünya zannediyor. Oysa herkes kendi dünyasında yaşıyor. Neresi o? Tahayyül ve tasavvur. Şimdi unutmayacağınız şu. Vahiy buradan giriyor. Vahyinin girişi. Girişi ve muhatabı. Vahiy taakkule muhatap oluyor. Talbe falan değil. Tamam mı abiler? İlham ise kalpte bulunan latife-i insaniyeye gelir. Vicdana değil yani. Latife-i insaniyeye geliyor. Tamam mı? Şimdi vahiy anladınız mı abi? Vahiy nereye? Divan neresinden giriyor? Taakkuldan giriyor. 5 mertebe. 125 şualardan mıdır? Bu iki tane şey, tahayyül ve tasavvur, umumi dünya içerisinde hususi dünya. Sen var ya böyle sokakta rastlarsınız. Öyle kendi kendine konuşuyor ya. Herkes kendi telefonuyla konuşuyor. Bu milletin %90'ı umumi dünya zannetti, kendi hususi dünyasında yaşıyor. Umumi dünyadan haberi yok. Kimin haberi var? Vahye ne kadar muhatapsan. Hepiniz de dahilsiniz buna. Ben de dahilim. Bu dimağımızın taakkülüne vahye ne kadar muhatapsan, vahye, insan o kadar umumi dünyaya giriyor. İhtar nereye geliyor? Kalbe mi geliyor o zaman? İhtar. O başka. Tabii ihtarlar falan mı? Şimdi vahye ile şey konuşuyorum. Detayı sonra şey yapacağım sonra. İhtarlar o. Kalp de latife insanı yapıyor. İlham. O zaman sıralayayım da madem bunu bayağı sordunuz. Şöyle yapayım. Vahyi sari. Bunu da atayım. Onun bir altı var. Vahyi zimmi. Onun altı var. Şumullu. İlham. Sonra İlham. Sonra ilham yok. İlham var abi. Ne dedim ben? Şumullu ilham, sonra ilham. Ha, ilham. Sonra Sarahat. Sonra Delalet. Sonra işaret. İşaret. Sonra Rumuzat. Sonra İman. Başka? Emare. Bu. Şimdi vahiyin tek muhatap olduğu yer şurası. Vahiyin muhatap olduğu. Muhatap olduğu, tamam mı? Peki vahiy sari ile vahiy zimmi hemen kısaca bir cümle. Vahiy sari kelam sıfatından gelen, tam kelam sıfatından gelen sari ayet-i kerimeler. Tamam Allah'ın dedikleri. Anlatıldı. Ha, Kur'an-ı Kerim. Tamam? Buraya tamam. Vahiy zimmi anlattıkların içerisinde olup anlatmak istedikleri vahiy zimmi. Bu da ayetin içinde. Mana meratipleri. Hadis-i kutsu oradan mı geliyor acaba sana? Hadis-i kutsu oradan geliyor. Yok, hadis-i kutsi ve hadis-i şerifte. Hep oradan gelir. O zaman Kur'an'ın anlatmak istedikleri fazladır anlattıklarından.
Peki vali salih nedir? Ağacın çekirdeği. Vali zimni nedir? İçindeki detaylar çekirdeği. Dalı böyle olacak, çiçeği böyle olacak, kokusu böyle olacak. Kur'an'da salih anlatmıyor. Çünkü dev kitap kütüphane olur. Çekirdek. Şöyle düşün. Bana bir meyve çekirdeğini söyle. Elma. Elma. Elma çekirdeği. Sen? Karpuz. Sen? Zincir. Sen? Yedim dedi. Ben de yedim. Sen? Ha? Portakal. Tamam. Şimdi çekirdekleri dizin. Bu harftır. Çekirdekler, her bir çekirdek harftır. Harflerin bir araya gelmesiyle elhamdülillahi rabbil alemin ayet olur. Ha. Nasıl ki bütün çekirdekler farklı. Elif, lam, he, va, bunlar da aynı çekirdek gibidir. Hepsi bir ağaç gibi, içerisi farklı. Peki harfleri, her harfi ayetin içindeki her harf. O her harfta alemleri simgeler. 28 bin alemin simgesidir. Mesela latife insani vav simgeler. Anne kandaki çocuğa benzer. Bir nun harfi hakkında herhalde 3-4 saat dersim var benim bir. Nun. Nun. Bir de saat yapmışım, saat. Mesela en fazla üzerine durdum. Ves, ves, e. İki harfin tekrarıdır. Ves, ves, e. Ves, vav, vesin. Ves, ves, e. Zel, zel, e gibi. İki harftir. Vav ve sin. Bu vesvese bunun üzerine niye bina edilmiş? Dikkat edin, bir tanesi şeydir. İnsan, vav. Bir tanesi şeytanın. Bir tanesi toprağa simgeler. Bir tanesi ateşi simgeler. Ateş unsurudur. İkisinin cemiyya. O olmasa ateş, bitkine şu nema bulmaz. Arıya vahyedilen orada hangisi o zaman? Ariye vahyedilen vahiy salih değil. Vahiy zimmidir. Ve beş tane vahiy var. Bir, Allah peygamberler vahyediyor. Bunu kek kuralı. İki, peygamber değil ama insanı vahyediyor. Musa aleyhisselamın annesine vahyettik. Çocuğu nehre bırak dedik diyor. Sonra meleklere vahyettik diyor. Sonra sırayla iniyorum meleklere. Göklere vahyettik diyor. Sonra cinlere vahyettik diyor. Sonra çekirdeklere ve tohumlara vahyettik. Hayvanlara vahyettik. 6-7 tane vahiy var. Kur'an-ı Kerim'deki bu vahiy kelimeler. Sari. Şimdi konumuz bu değil. Vahiy. Bu dimağa bakarsınız. Dimağa kaçıncı ders olduğunu bilmiyorum. Vahiy orada var. Ben şimdi gayet şu dersi şey yapmayayım. Kalbin iki tane ayağı vardır. Bir tanesi dima, bir tanesi vicdan. Şimdi bir dimadan konuşacağım. Dima niçin yukarıda? Bedende de yukarıda. Yukarıda olduğuna bakmayın, arşın yukarıda. İki, vahiy muhatap olduğu için yukarıda. Vahiy geldiği zaman insanın dimağına hitap ediyor. Kalbine hitap etmiyor. Vahiy sari dimağa hitap eder. Tamam. Vahiy zimmi de burada. Fakat ilhamlar kalbe hitap eder. Latife insaniye. Şumurlu ilhamlar kime gelir? Sana bana gelmez. Asın imamlarına gelir. İlham ise sana bana gelir. Şimdi dima, lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dima'dır. Bir daha. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dima'dır. Lef-i mahfuzun 3 tane defteri var. 3 tane. Hepiniz bildiği bir tanesi nedir? İmam-ı Bin. Bir tanesi kitabı. Ötekisi ne olabilir? Yazar bozar tahtası, lef-i mahfuz ispat. Onlardan da bahsedeceğim. Ondan sonra bugünkü lef-i mahfuzu bir derste bitirmeye çalışacağım. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dimağdır. Dimağın 7 mertebesi var. Tamam. Ondan sonra 5 mertebesi vahiy muhataptır. 2 mertebesi kişilerin özelidir. Unutmayın.
Umumi dünyada kimsenin haberi yok. Sokaktakinden bahsediyorum. Nurcuların %70-80'i de umumi dünyadan gelen haberi yok. Vahye muhatabı neyse. Kimin haberi var? Risale-i Nur'u okuyan. Birinci mertebesi bu. İki, kabul ederek ve anlayarak okuyan. Kabul edip anlamak şart. İki, ehli tefekkür. Beş mertebedir. En zirve umumi dünyaya geçenler ise enfusçilerdir. Onların alametleri nedir? En büyük alametleri kuşatıcıdırlar, kucaklayıcıdırlar, itmezler, tenkit etmezler. Herkese bir yer bulurlar aleminde. Herkesin bu alemde yaşamasına kabullenirler ve hepsinin bir vazifesi var. Hatta şeytan bile yaşaması lazım. Varlığını şey yaparlar. Allah belanı versin diye onu ortadan kaldırıcı temennilerden etmezler. Bunu Üstad Hazretleri iki, bir afaki delil, bir enfusi delil diyerek, enfusi alem, onun da tabi meratibi var. Onda artık dibi yok. Gidiyor. O çok risalelerde geçiyor. Şimdi kalbin iki ayağı var dedik. Şimdi gireceğim bundan sonra. Artık vefim hafıza gireceğim. Bir tanesi iman. Bir tanesi vicdan. Cem ediyorum arkadaşlar, söylüyorum. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dimadır. Vicdanın bizdeki karşılığı iki tanedir. Bir, daire-i ilim. İki, daire-i hayat. Hayatın, hayat, cemi. Cem'ül cemin. Vicdan. Tamam abiler. Var mı bu buraya kadar? Risalette vicdan bakıyor. He? Risalette vicdan bakıyor. İsa evet, vicdana bakar. Abi şurada hani dedin ya, umumi dünya tarifi sabır. He. İşte onun üstü umumi dünya oluyor. Risale diyor ki umumi dünyası, kendi dünyasını umumi dünyasıyla karıştırıp delalete düştü diyor. He he. O. Bu işte. Nasıl oluyor? Bunu, bu hususu dünya ya canım. Şimdi burası umumi dünya mı şurası? Umumi dünya. Dünya. Şimdi sana bakar mı öyle dışarıdan? Zavallı ya, bu binada sığınmış kalmışlar. Çocuklar beyinlerini yıkamışlar. Doğru diyor, çünkü sıkışmış kendisi hususu dünyasında. Çünkü basit. Şimdi basit bir dünyası var. Midesi ve uşkurluğu. Başka ne var bu milletin? Mide ve uşkurluğu. O nedir? Tahayyülü ve tasavvurudur. Düşündükleri ve hayal ettikleri. Başka bir şey yok. Düşündüğünü, hayal ettiğini peşine koşar. Başka bir şey yok. Köpek gibi ya, hayvan gibi. Bu hususi dünya. Umumi dünyaya karıştırır, dalalete düşer. Umumi dünyada böyle zanneder. Umumi dünyanın girişi kesinlikle vahiy ile mümkündür. Vahiy ile. Vahiy muhatabı taakkuldur. Akıl, akla muhatap ediyor. Başka yok. O zaman bu lev-i mahfuzun bizdeki karşılığı dimadır. Kalbin şubesi. Vicdan bizdeki karşılığı daire-i ilim ve daire-i hayat. O nerede bak göstereyim size. Onun için açtım bu şimdi. Şu kahverengi gibi görüyorsunuz, bir de kırmızıyı. İkisinin cemi şu. Tamam mı abiler? Görüyor musunuz? Şu bak. Masum'a bakın. Şuna şuraya kadar. Bu da vicdandır. Tamam mı? Burada sıfatlarımız cennetçenin. Bu da ortada kalp. Üstü dima. Tamam mı? Şimdi iki tane temelde kitabı var. Şeyi var. Kitabı var. İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin diye. Onu anlatacağım. Bakayım nerede? Burası Lef-i Mahfuz'da mıyız? Yok, Şecere-i Lef-i Mahfuz'a geleyim. Şimdi iyi tanımlamak için İmam-ı Mubin ilim ve emir. Net gösteriyor orası. Güzel.
İlim emir, yani ismi evvel, ismi ahire bakar. Risale-i Nur'da Sikki-i Tevhid diyor evvel ismine. Hatem-i Vahdet de ahir ismine. Şimdi ben bir daha tekrar edeyim şeyi. Evvel, ahir, zahir, batının. Ağacın çekirdeği neydi? Evvel ismi. Tamam abiler. Ağacın çekirdeği evvel ismi. Buna sikke. Ağacın meyvesi, ağacın meyvesi ahir ismine. Buna da hatem denilir. Bunu bilmeniz lazım. Bunu yazmanız lazım. Bize söyler misin? Bak, İmam-ı Bil emir ilimdir. İlim demek evvel ismine bakar, ağacın kökündeki çekirdeğe bakar, sikke-i tevhidi taşıyor. Bütünsel. Sistemi cem etmiş. Tamam. Peki, emir ahir ismine bakar, hatemi vahdettir. Meyvenin kalbinde bulunan çekirdekler ile beyan ediliyor. Bir daha isterseniz elime bakın. Elim toprak. Ağacın çekirdeği sikkedir, evveldir. Ağacın en sorun hulasası meyvedir. Meyvenin içinde çekirdek yok mu? Var. Bu çekirdeğin adı hatemdir, sondur, ahirdir. Ağacın kökündeki çekirdek evveldir, sikkedir. Sikki-i tevhid, bütünlük demek tevhid. Yani farklılıkların cemi. Tamam mı? Bu ise şurada da cemdir ama sistemin sorunu. Şimdi bu İmam-ı Mübin'dir. Biraz daha detaylı gireceğim. Şekillerle konuşacağım ki görürüz. Şimdi Levh-i Mahfuz'un ikinci bir defteri var. İkinci defteri var. Kitab-ı Mübin. Eyvallah, sağ olasın. Levh-i Mahfuz'un ikinci defteri nedir? Kitab-ı Mübin. Bu da irade ve kudreti tazammun eder diyor. Peki irade nedir? Zahir ismine bakar, ağacın şekli. Dikkat ederseniz kökteki çekirdekle meyvedeki çekirdekte ağaç var ama ağaç gözükmüyor. Şimdi ağaç ortaya çıktı. Farkı görüyor musunuz? Yani Kitab-ı Mübin irade ve kudreti tazammun ediyor. İrade demek unutmayacaksınız. Gözüken kudret değildir. İradedir. Hem kişinin iradesidir hem Allah'ın iradesidir. Allah'ın iradesi budur. Bu ismi zahire bakar. Bu da unutmayın ağaç. Memur, amir imzalarken, mühürlerken mühür atar. Tamam, mühür. Bu mühürdür. Sonra ağacın Kitab-ı Mübin'in bir de kudret var. O da iradenin olduğu yerin batın tarafı. Yani ağacı hayal edin. Ağaç zahir. Ağacın içindeki makineler, sistem. Bu da batın tarafıdır, kudrettir. Turra'yı anlatır. Üstad Turra'dan hep şeyden... Turra anlatınca hemen batına geçeceksiniz. Mühür anlatınca zahire geçeceksiniz. Sikke anlatınca köke geçeceksiniz. O zemin üzerinde düşüneceksiniz. Hatem dediği zaman ağacı meyvesini düşünüp tefekkür edeceksiniz. Yani bir şey dediği zaman parmağını oraya koy, orada tefekkür et. Şimdi daha biraz daha şey yapayım size. Şimdi çekirdekten ağaca doğru yol. Çekirdek var ya elimdeki, bak çekirdek. Ağaç olacak. Buna temessül denilir. Lugata bakarsanız teşahhüsle teşahhüsle temessül aynıdır. Ama bak ne anlatacağım, ne kadar farklı. Çekirdekten ağaçın olma yönüne temessül.
Usta şöyle anlatıyor. Kökteki çekirdekteki program ağacın gövdesinden gidip de kablodan bilgi aktarımı olmuyor. Böyle bir şey yok ha. Yani insanoğlu öyle yapıyor. Kablodan bilgi aktarılıyor. Ama elektronikler öyle değil. Kökteki çekirdekteki bilgi dalın sağına, soluna, altına, üstüne gövdeyi kullanmadan temessula dalgalarla, ben insanoğlu bilmiyorum onu, onlarla yayıyor. Bu temessülat mı oluyor? Evet, bu temessülat oluyor. Şimdi teşahhus ise, ağacı hayal edin, bir şahıslansın da nedir, ayva mıdır, muz mudur? Meyveye şahıslanmasına teşahhus denilir. Şimdi, gözüken ağaç, yani çekirdekten ağaca doğru temessül, ama gözüken de tezahür, zahir olmuş. İrade. Bak ne kadar farklı tabirler. Fakat içerisi, yani içerisinde batın tarafı reşalarla dolu. Yani sistemin her bir birimi, buna da teleşuh denilir. İçerisindeki makinalar, suyu basma makinesi, fotosentez makinesi, efendim malzeme yapma, bir sürü cihazlar var batında. Bunlar teleşuh. 4 tane. Bunu bilmeniz lazım şöyle, ama bu kadar değil. Bu 4 tane belki bilmeyebilirsiniz. Ama arkadaşlar, İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin deyince, İmam-ı Mübin ne diyeceksiniz bakmadan? İlim, emir. Bir tane kökteki çekirdek, bir tane meyvedeki çekirdek. Kitab-ı Mübin kudret ve irade. Ağacın zahirisi ve batınız. Bunu ezberlersiniz. Temessülleri bilmesiniz de olur. Tamam. Şimdi daha detayına gireceğim. Biraz daha farklılık olsun. Bakayım ne gelecek. Gelmedi. Biz şey yaparız. Mütevazi insanlarız. Bize gelmeyenleri biz gideriz. Şimdi daha biraz daha şey yapalım. İmam-ı Mübin ilim emirdi. Kitab-ı Mübin kudret iradeydi. Yani ortaya çıktığı zaman ilim hikmet olarak gözükür. Risalede nizam diye ifade edilir. Nizam. Hep nizamdan bahsediyor. Çok bahsediyor. Nizam ve nizam. Şimdi Kitab-ı Mübin neydi? Kudret ve irade. Kudret ve iradeydi. Buna da mizan diyor. Ve vada'al mizan ella tedga fil mizan ve yakimul vezne bil kisti ve la tuhsirul mizan. 4 defa mizan. Kitab-ı Mübin. Mizan. Mizan. Ha, şimdi geleceğim. Çok mühim bir şey anlatacağım. Ha, bazı bunu bilmeyebilirsiniz diyorum. Bazıları çok önemli. O kadar önemli ki ayağa kalkıyorum. Allah'ın iki şekilde konuşması var. Temelde. Bir, Kur'an-ı Kerim hangi sıfattan geliyor? Kelam. Kelam. Kelam sıfatından gelip dinini, belki de 7-8 tane dima dersini hulasa yapacağım inşallah bir cümleyle. Kelam sıfatından gelen, kelam sıfatından evamir-i tekvini tazamun ediyor, dimağımıza girdi. Allah'ın ayeti. Dima muhatap oldu mu abi? Tamam. Dimağımızı inşaattan kalsın kafanıza, inşa edip iksirledi. Dönüştürdü. Tamam. Dima vahiy ile dönüştü. Bu dima dönüştü, itikadı oldu. İtikadı. Eyleme dönüştürdü itikadını, aşağıya iman oldu. İtikad imana dönüştü. Yani iman İslam. İslamsız iman olmuyor. Tamam. Bir daha, kelam sıfatından gelen ve evamiri tekviniyi tazamun eden kelam-ı ilahi dimağımızı inşaattan kalsın inşa edip iksirleyip itikadımızı getirdi. İslamiyet'i yaşadık. Kalbimize iman ziyası oldu. Tamam. İman ziyası ile ziyalanan bir kalp dönüyor. Değişik bir yapıya hal. Ama
kalpte de ihya oluyor. Dima inşa olup iksirleniyor. Kalp ihya olup mayeleniyor. Maye. Bu iman ziyası ile ziyalanan kalp aşağıdan yukarıya bu sefer dima, dima vahiy dedi, kalpteki ziya ile dima nurlanıyor. O kalpteki iman ziyası ile nurlanan dima irade sıfatından gelen ayat-ı tekviniyi tazamun eden Allah'ın ayetleri olan elma, armut, kedi, köpek, çakal, dağ, tepe ayetlerini okuma makamına çıkıyor. Ama mevcudat ayetlerini okumak için ne Kur'an var ne peygamber var. Yani kelam sıfatından gelip evamiri tekmini tazamun ederek dima inşa edip iksirleyip itikada getirdikten sonra kalbe inmesi için İslami esasları yaşayıp kalbi ihya ve mayelidir. Ve iman ziyası olduktan sonra iman ziyası ile dima nurlandırdı. Nurlanan dima peygambersiz ve Cebrail'siz, vahiysiz, mevcudat ayetleri ki bu mevcudat ayeti nedir? İrade sıfatından gelip ayat-ı tekvini tazamun ederek muayyenleşen elma armut ayetlerini ve onun üzerine bindirilmiş meratipleri vahiy zimmiler orada. Yani kelam sıfatında mana mertebesini irade sıfatından gelen mevcudatla ayetin içerisindeki manalar çıkartabiliyor. Yani Risale-i Nur'la mevcudatı tefekkür edince meratipler çıktığı gibi. İnsan kelam sıfatını anlamak için peygamber ve Cebrail var. İnşa oluyor ve ihya oluyor. İksirlenip bayaranıyor. Öyle bir makama çıkıyor ki irade sıfatından gelen ayetleri peygambersiz ve Cebrail'siz, vahiysiz onun manalarını çıkarıyor. Bir ağacı bir müfessir gibi, bir alim gibi Allah tefsir ediyor. O vahizimi işte içerisindeki mana mertebenin çıkmasına sebebiyet veriyor. Öyle bir makama geliyor ki asıl imamı şumullü ilhama mazhar oluyor. Şumullü iman demek böyle bütün insanlar içine alacak bir ilham geliyor. Risale-i Nur şumullü bir ilhamdır. Ha? Bizim dersimiz şu anda ilhamdır. Bu ilham bize de geliyor. Geliyor. İlham hepimize geliyor şu anda. Bana da sana da. Senin aleminde neler oluyorsa şu anda ilhamdır. Şimdi anladık mı abim? Şimdi mevcudat nedir? Kitab-ı mubindir. Ayetler. Peki bu mevcudatın evveli ahirisi nedir? İmam-ı mubindir. Tamam. Mazi ile istikbale bakıp halde var olana kitab-ı mubin denir. İmam-ı mubin mazi ve müstakbeli tazamun ediyor. Kitab-ı mubin hazır zamanı an ve anları hepsini cem ediyor. Tamam mı? Devam ediyorum. Yani ayat-ı tekviniye ile evamiri tekviniyi anladınız mı? Sakın başka yere koymayacağız. Ayat-ı tekviniye deyince pergelerinizi mevcudata koyacaksınız. Evamiri tekviniye dendiğin zaman kelam, Kur'an-ı Kerim merkezli düşüneceksiniz. Tamam abi? Şimdi bunu da anlattıktan sonra şuraya geçeyim. Şimdi direkt lef-i mahfuzu eneye bağlarsak ne olur? Enenin iki tane yönü vardı. Değil mi arka abiler? Enenin bir tane nur, bir tane mana. Nur yönü bu kitab-ı mubin yönüdür. Bu İmam-ı Mübin yönüdür. Yani eğer bağlarsak tabii. Oysa dimadan daha kalp var, ruh var. Tamam, şeceri fikat. Bu tarafa doğru kudret. Kitab-ı Mübin. Görüyor musunuz orada da?
İlim emir ilahi. Olursa böyle olur. Burada değişik yöntemlerle kitab-ı mübin, imam-ı mübini anlamanızı istiyor. Ene'nin iki yönü yok muydu? Hani bak, ene bir Allah tarafına mana denilir. Nur. Mahlukat tarafına nur. Allah nuru semavati veler, yani varlık, vücud harici tarafına nur denilir. Ama bazıları der ki o nur daha latiftir, mana yok işte. Mana tarafı Allah yönüdür. Her şeyin iki yönü var. Bir Allah yönü, bir mahlukat yönü. Tamam. İkisinin berzağıdır. Şimdi bunu da gördük. Yani çeşitli şekillerde İmam-ı Mübin kitabını beni görmenizi istiyorum. İkisinin cemi de nedir? Lef-i mahfuzdur. Tamam mı abi? Şimdi irade evamiri tekviniyi tazammun ediyor. Tamam mı? Kitab-ı Mübin irade evamiri tekviniyi de yapıyor. İmam-ı Mübin'de gördük. Şimdi bunu da gördük. Bakayım İmam-ı Mübin tarafı, Kitab-ı Mübin tarafı, Lef-i Mahfuz'un görüyor musunuz? Yani Lef-i Mahfuz'un arş-ı azama bakan yönü İmam-ı Mübin tarafıdır, Allah yönü. Öteki Lef-i Mahfuz'un mahlukata bakan yönü Kitab-ı Mübin tarafıdır. Şimdi biraz daha Lef-i Mahfuz'u anlamak adına, bak şu görüyor musunuz? Lef-i Mahfuz'u görün ilk önce Masum'u. Masum'u gördünüz. Sen orayı tam şey yap. Buraya al şey. Hemen burayı. Aldıktan sonra. Şimdi İmam-ı Mübin'den dışarıya çıkıyorum. Bak İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin. Çıkıyorum. Çekirdek. Mazi ve mustakbel. Çekirdeğin başı ve sonu. Mebde ve muntaha. Nizam. İsme ve ahir, ilim emir. Gördük mü abim? Bak şimdi. Kitab-ı Mübin dışarıya çıkıyorum. Ağacın zahirisi, batını intizamla çalışan makine, bir hülle, zahiri sanatlı bir elbise, nizam-ı mukabil mizan, ismi evvele ahire mukabil, ismi zahir ve batın, ilim ve emire mukabil kudret ve irade. Tam ikisinin cemi Lef-i Mahfuz. Yani bu şekilde görmek hakikaten bir nimettir. İmam-ı Mübin'e, Kitab-ı Mübin'i bu şekilde görmek yani ihtiyarınıza fevkalade vesile olacak bir şeydir. Bunu yazalım mı? Tabii. Ama şey yapın isterseniz. Ben biraz şey yapayım. Onu ben size atarım bu hafızada. Oradan yazın. Hatta bizim masterisini kopyalayabilirsin. Bilgisayar bizim ya. Şu anda yapar mı? Peki şöyle yapayım ben. Bunun hepsini atabilirsin abi. Tamam o zaman. Lef-i Mahfuz, gayet resmi yapayım, hepsini atayım. Olur abi. Alabilir mi yani? Şeyiniz var mı? Masa üstüne at abi, alırız. Kapasiteniz var mı yani? Yani şeyi. Gönder. Bilgisayarınızın. Bilgisayar. Nereye atayım? O masaya üstüne at. Tamam. Alır mı? Alır. Kopya. Alabilir mi kapasitenizi? Onu kastettim. Çünkü şu. Şurayı alır mı abi? Bir de. Aldık ha. Alıyormuş. Evet, tamam. Abi biz niye hiç Lef-i Mahfuz'u ispatta girmedik daha? Ben ondan. Lef-i Mahfuz'u ispat çok aşağıda da ondan. Üçten dedin ya. He daha girme Ömer'im, daha aşağıda. İstersen bir göstereyim bak nerededir diye de. Ona mesela nerede bakayım defterimiz. Ama şu mu? Evet. Şunu açayım mı? Şu. Ben daha şöyle geçeyim abim. Kalp resim. Bak nerede olduğunu göstereyim o zaman. O kardeşim izah etmeye değil, görmesi lazım. Sen dedin ki Lef-i Mahfuz ispat haddini bilmesi lazım. Haddi çok aşağıda. Şimdi bak. Ömer'im Ene'den bahsettik abim. Sonra Ruh'tan bahsettik abim. Şu anda Lef-i Mahfuz'dan konuşuyoruz. İki tane defteri var. Bu sistemin içi. Sonra kalp var. Konuşacağız. Sonra o celal ve cemal sıfatlarımız var karşılığı. Daire ilim, daire hayat, vicdanımız bize beşeriye takılmış. Tamam mı? Nefis, şeytan,
Cinler, erva habiseler burada takılmış kürz. Onun aşağısı lef-i mahfuz ispat. Ha, lef-i mahfuzun nesidir biliyor musun? Şimdi Ankara Başbakanlık, Edirne Kapıkule Türkiye'nin son hudududur. Oradaki memur Ankara'ya bağlı. Şimdi tır geliyor, huduttan dışarı çıkacak. Ankara'dan geliyor ama lef-i şeyde Kapıkule'den ve Bulgar hududunda Türkiye'nin çıkışı, Bulgar'ın kabulü, ikisi şartları gelirse tır dışarıya çıkar. Kapıkule lef-i mahfuz ispattır. Şartlar tahakkuk ederse zamanın hakikatidir, mekanın da hakikatidir. Zaman ve mekan orada oluşuyor. Evliyaların haber verip çıkmaması ondan dolayı şartlar yerine gelmiyor. Şartlar gelmeyince geri gidiyor. Tır geri gidiyor. Tamam mı? Ondan bahsetme. Şimdi gelelim şeye, şurada. Bu neydi? Şecer-i Fikat. Lef-i mahfuza dönelim. Peki ben size, nerede mahfuz şu? Ne yaptım sorunuzu? Açtım değil mi? Siz de gençler yetiştiriyorsunuz. Üşermeyeceksin elimde. Ben bunu anlatmak için kaç saat demir yollayayım. Pazartesi ders, umumi ders var ya, onun için gelmiyorum esas. O şekilde olur. Eviniz yaparsınız, vazifeniz. Ama bununla yetişmeniz gerekiyor. Sizin bu dairede olmanın imtiyazıdır bunlar. Bunları dinlemek ve birinci ağızdan duyuyorsunuz. Ben sağken, sonra diyeceksiniz ki, keşke bunu o tarihte bize anlatırken, ona şu tarafı da sorsaydı. Çünkü ilim ortaya çıkması muhatabın sorusuna bağlı. Bizim alemimizde bitmiş. Oturmuş. Ama kenar köşede ilimler duruyor. Sorulmadıkça çıkmıyor. Çok güzel. Yani imtiyazınız bu. Direkt birinci ağızdan. Bir videoyu durdurup çalıştıra çalıştıra öğrenmiyorsunuz. Direkt bu haletle öğreniyorsunuz. Bak ne yaptım peki? Ne anlattım bunu? Hemen soruna açtım. Gösterdin. Şurada olduğu için lef-i mahfuz ispatın sırası yok. Ha, sen de çocuğa üşermeden, yorulmadan, bıkmadan anlatacaksın 10 defa. İnsandır. Bazıları geç anlar ama önce anlayanlardan iyi kalıcıdır. Çocuklara çocuk diye bakmayacaksın. Yarının babası, yarının vakıfı, yarının hocası, öğretmeni, birisinin dayısı, birisinin amcasıdır. Yani bir toplum, bir millet olarak bak bir insan. Bakacaksın. Böyle. Şimdi burayı da anlattık. Abi, sor. Baştan beşinci bir resmi açar mısın? Şu mu abi? Sağda bir tane daha. Evet o. Konuşmuştuk. Evet. Ha. Abi şimdi İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin hepsi birden kadere bakmıyor mu abi? İkisi evet. Sadece İmam-ı Bin'de yazıyor ya, onu bir sorayım dedim. Kadere bakıyor diye mesela. Ha, şimdi şöyle. Kadere ve kudrete bakar. Şimdi İmam-ı Bin ve Kitab-ı Bin ikisini cennettiğin zaman kaderi değil. İkisini cemil lef-i mahfuza bakar. Bu mevcudat kudrete istinad eder. Vücut aracısı. Ama yazılımı, programı ilimdir. Çünkü kader ilim nevindendir. Kudret nevinden değildir. Bak bir daha. Kader ilim nevinden midir, kudret nevinden mi? Peki kudret nevinden olsa ne olur? Cibir olur. Kader yap, emri değil, yapacak bilgisidir. Bilgidir, tamam mı? Kudret cinsinden değildir. Bak zaten altına yazmış. İlim ve emri ilahini. Bizim dışımızda bazı kaderin hükmü var. Hep hayırdır. Kimin çocuğu olacağım? Nerede burada olacağım? Size bir şey söylesem şaşıracaksınız. Yeni bulunmuş bir şey. Şöyle bir seneden beri. Fakat gizlemeye çalışıyorlar. Yurt dışından bana telefon ettiler. Bu ilk defa duyacaksınız belki. Belki de duymuşsunuzdur ama 1,5 senelik hadise veya 2 sene. Şimdi bir insan elini oynat dediğim zaman
İlk önce insan elini oynatıyor. Sonra elini o oynat komutu sonra çıkıyor. Bizim şimdiye kadar bilgimizi alt üst ediyor. İlk önce elini oynat, karar verirse bitiyor, sonra el oynar. Sıcak, sıcağı tutmak gibi, ateşe tutmak gibi. Ha, belki, yanar, belki sonra gelir. Sonra önce şey geliyor, refleks geliyor, sonra... Evet. Şimdi mesela insanoğluna bakmışlar, beynini yatırmışlar, cihaza bağlamışlar. Adamlara komut veriyorlar, diyorlar ki elini sağ yap, sol yap. İlk önce yapıyor, sonra beyin komut veriyor, sağ yap. Ama el yapmıştır. Ruhlarla talep işin. Bak şimdi, bir daha. Sonra şey, acayip bir şeyi anlatacağım size. Elini sağ yapınız. Elini sağ yap. Elini sağ yapıyor, tam 0.5 saniye. Yani yarım dakika sonra emir beyin komut veriyor. Elimi sağ yap. İlk önce olduktan sonra beyin komutu sonra geliyor. Bu bütün yapmalarda böyle. Olumsuzluklarda ise tam tersi. Yapılırken mesela elini sağ yap deniliyor. Adam tam yapacağı zannede vazgeçiyor. Hep olumsuzluklarda yapmamalarda komut dışarıdan gelmiyor, beyinden geliyor. Ne demek bu biliyor musun bizde? Hayırlı işlerde isteyen rahmet ilahi, halk eden kudret-i Rabbaniye, namazsızlığı isteyen insanın nefsi insaniye. Hayırsız işleri yapmama her şeyde, yapma, yapmamalarda insan kendisi istiyormuş. Yani komutu verdikten sonra yapmıyormuş. Yapma, elini yukarıya kaldırma, kaldırmıyor. Ama yapacağı zaman bunu ona ver, ilk önce veriyor, sonra beyine bakıyorlar ki beyin daha sonra komut veriyor, olay bittikten sonra. Olay bittikten sonra komutlar veriliyormuş. Şu anda beşer allak bullak. Bizim dışımızda bize hükmeden kimdir? Onu araştırıyorlar. İlk önce yapıyor, sonra yap emri geliyor. Ama yapmış. Peki bu beyin buna verse yap deyince deriz ki beyin hükmetti. Ama beynin daha haberi yokken yap deniliyor bir başka yerden. Bunu yapıyor. Sonra beyin diyor ki yap. Peki buna yap emri veren insanın dışında bir şey. Hayırlı işlerde böyleymiş. Hep yapmalarda böyleymiş. Olumsuzluklarda mesela içki yapmak değildir. Tamam mı? Yapmamanın tersidir. Çünkü neticesi dimağı iptal etmek olduğu için ademidir. Bütün ademi ve yapmamalar insan kendisi isteyerek yapıyormuş. Kendisi engel oluyormuş. Aslında her şeyi bıraksan sistem olacakmış. Yapmamalarla müdahale edip yapmamalar oluyormuş. Kendi hiç karışmasan yapmalar oluyormuş. Hayırda eli... eli kısadır diyor. Hayırda eli kısa. Demek ki isteyen rahmet ilahi halk eder kudret-i Rabbani insana aynen olay bittikten sonra kader-i sahasını söylüyorum. Sahiplenebilir. İnsan üç tane şeyle. Niyet ile niyet ile sahiplenir. Ne diyor üç tane ya? Bunu söyle hatırlayın bakalım. Dua ile. Dua ile dua ile niyet ile kabul ile. Üç tane ya kader-i sahasını bakın. Sahiplenebilir. Olan hadiseyi biz yapmıyoruz. Yapılıyor. Eğer dua ile, niyet ile sahiplenmeyle bulun ya bir bakın bakın dua ile diye 460 küsur 64'te sayfası olursa kader risalesidir olsun. Dua ile yaz dua ile. Üç tane olacak ya tam şeyini bilirim. O zaman olan hadiseyi kendisi yapmıyor. Olan hadiseyi sahipleniyor kendisi yapmış gibi sebep alıyor. Dua ile, niyet ile kabul ile mi ne? Bir bak bakalım. Sözlerim burada olsaydı ben hemen açardım. Şeyde sol sayfada ortanın aşağısında. Dua ile, iman ile, şuur ile. Ha bak dua ile, iman ile, şuur ile. Ortanın aşağısında. Rıza ile abi. He? Rıza ile abi. Var mı orada? Evet dua, iman, şuur, rıza abi. Ha rıza var. Kodlayabilir miyiz bunu ezberlememiz için? Bir dakika bir beraber. Dua. Şuur, iman, iman, diş oluyor, diş.
Rıza dişir mi? He? Dişir. 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 Evet, dişir. En kolay o hatırlarsın. Dişir. Dua, şuur, iman, rıza ile. O zaman olan hadise zaten olmuştur. Sen yap istememişsin. Var olanı istiyorum deyince senin oluyor. Ya böyle bir şey olur mu? Bilemem kardeşim. Bilim dünyasına söylersin sen bunu. Yani, şu anda Amerika'da bana gelen telefonla. Yani, duayla onu istiyorsun ama... Benim, senin oluyor. Zaten var. Zaten oluyor. Zaten öğle namazı vakti gelecek yani. Ruh namazı istiyor. Zaten kılacak mı? Kılmamak insanıdır. İnsan kendisi bıraksa namaz kılıyor. Kıldığı zaman? Şuursuz beyin gidiyor ya bazıların. Namazı kılıyorlar. Şöyle tırt tırt gidiyor. Fıtratında var diyor ya. Fıtratında var. Bozulmamış fıtratta var. Peki. Şimdi şu şuradan daha güzel anlayacaksınız. Kilef-i mahfuzu gördünüz mü abiler? Bak. Şöyle biraz da ufaltayım. Yok tamam. Bak, Lef-i Mahfuz, Kitab-ı Mubin, İmam-ı Mubin. İmam-ı Mubin iki tane isim var. İsmi evvel, ismi ahir. Bu detay, Risale'de nasıl geçiyor? Bunun Risale'de geçen kelimeler sonunda sikke-i tevhid. Peki, ismi ahir, Risale'de geçen cümleler sonunda hatem-i vahdet. Sonra İmam-ı Mubin'e geçiyoruz. Anlaşılıyor değil mi abiler? Öncekinden gördük ya abi. He gördü ha. Bu da yerleşti, bu da açılmış. He açılmış. Şimdi İmam-ı Kitab-ı Mubin, ismi zahir, ismi batın, Risale'de geçen kelimeler ve mühür-ü ehadiyet. İsmi batın, Risale'de geçen cümleler, turray-ı vahdaniyet. Tamam mı? Şimdi bunu da gördük. Yani değişik çekirlerde Lef-i Mahfuz bizde. Ondan sonra şunu da gör. Aynı mı? Evet. Hadi. Bilgisayarınız yetişemiyor. Yok. Maşallah. Geldi. Geldi. Şükürler olsun. Şimdi o iş yapamıyor. Ufaltamıyor. Heh. Tamam. Şimdi şurayı görmeniz lazım. Bak. Ağaç mektupsa. Şunu kaldıramayız mı şunu? Bir defa tıkla abi ortaya. Buraya mı? Yok yukarı. Ha oraya tıkla abi. He. Abi ben de. He. Peki. Çekirdek mühür. Çekirdek mühür. Meyve. Hatem. İmza. Yaprak. Turra, tohumlar, kökler, sikke, ismi evveli. Yapraklar turradır, ismi batına. Meyveler imzadır, hatem, ismi ahire. Çiçekler, mühür, ismi zahire gösteriyor. Şimdi başka bir şey göstereceğim. Sonra kader, şuraya bak girmedim. Bunu sonraya bıraktım size. Şunu da görmenizi istiyorum. Bak. Kürs. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz arş, Lef-i Mahfuz ispat mecbur. Yani sıra yapılmamış. Görüyor musunuz? Yani kürs intizama bakar. Görüyor musun? İntizama ve intizama bakar. Arş-ı Azam muvazeneye bakar, nizama bakar. Lef-i Mahfuz mizana bakar, mukabeleye bakar. İsa'nın geçen kelimeler. Arş tasvire bakar, şeffafiyet sırrına bakar. Lef-i Mahfuz ispat, tezliğin ve itaata bakar. Mecur imtiyaz ve nuraniyete bakar. Bunun adı, bak altına görüyor musun? Alemlerin vücudu haricileri bunlar. Yani şeceri hikatın vücudu haricileri. Bu nedir? Ayat-ı tekviniye. Bu neydi biliyor musunuz? Hatırlar mısınız? Şu.
Kaderin altyapısıdır bu. Nizam, intizam, malum etme, şu diye tayin, evamini tekbir. Bana tencereyi getirin. Kainatın nizamını atın. İntizamını atın içine. Malumiyetini atın içine. Meşrutiyeti atın. Tayinini atın. Evamili tekbirine atın. Kaç etti? Altı. Karıştırın. Kainatın kaderi. Yani kaderin altyapısı nizam, intizam, malum et, meşrude, tayin ve evamili tekbirine. Bu ne aynı zamanda ne deniliyor? Hayat-ı maneviyeymiş. Kainat, hayat-ı tekbiniye, nizam, intizam, mizan, tasvir, tezim ve imtiyazın cemidir. Bunlar hayat-ı tekbiniye. Şeceri hilkat, arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, kürs, lef-i mahfuz, ispat vs. Hayat-ı maddiye nedir? İntizam, muvazene, mukabele, şeffafiyet, itaat, nuraniyet, 6 tane sır. 96'da 90. sefer sözlerdir. 96 mı 90 mı? Yasin. Sözlerde bu 6 tane anlatır. Şualarda anlatır. 15. şuada anlatır. Bu kainat Allah dokunmadan nasıl ol derken oluyor. 6 tane sırdan dolayı olur diyor. Allah ol deriz olur. Nasıl olur? Çünkü kainatı kurarken Allah intizam, muvazene, mukabele, şeffafiyet, itaat, nuraniyet sırrını ile yapmış. Sistemi kurmuş. Bir dipnot yani 300 bin tonluk gemiyi istersen büyük adam, istersen çocuk. Düğmeye bastığı zaman gemi çalışır. Ama bir geminin çalışabilmesi için bir tane pistonun insan boyundan büyük olduğunu mesleğim itibariyle söylüyorum. Pistonun büyüklüğü, gemilerdeki piston insandan büyüktür. Pistonun kolu. Gemici de orada. Ve büyük adam da düğmeye bassa gemi çalışır değil mi? Çocuk da bassa. Sebebi? Çünkü kainatta nizam, intizam, muvazene, mukabele, şeffafiyet, itaat, nuraniyet sırrı. Bunun tek tek dersi yapılmış sitede var. Bu hayat-ı maddiyedir. Yani bu maddi hayat Allah nasıl şey yapıp oluyor? Hayat-ı maneviyedir, kaderdir. Kader, nizam, intizam, malum etme, şudur, devamlı tekminiye. Hayat-ı tekminiye nedir? Ortaya çıkanlardır. Nedir o? İntizam, mizan, tasvir, tezin, imtiyaz. Tamam. Bunu da gördük. Lef-i mahfuz'a konuşuyorum. Sonra sevgili arkadaşlar, şunu açayım. Biraz önce konuştuğumuzu alemlere uygulayalım. Şimdi şeceri hilkatı hatırlayın bak. Enne nerede? Şurada değil mi? Tamam. Bir görün. Ondan sonra konuşacağız. Bu neydi? Arş-ı azam. Ruh. Çok güzel. Bu neydi bizde? Dima. Bu? Kalp. Bu sıfatlar. Bu ikisinin cemi? Vicdan. Bu? Kürs. Nefis-i şeytan. Evet. Bu? Yazar bozartası. Yazar bozartası. Alim-i Berzah şu anda vefat edenlerin olduğu yer. 7 kat sema. Onun için daha burada bekliyorlar. 4 gözle bekliyorlar. Kıyamet kopsun da yerimize gidelim diye. Biz daha bir sürü aşamadan geçeceğiz. Daha bir kere, daha önce ölmedin değil mi Mehmet? Ölmedim abi. Evet. Ölmeye tatacaksın. İnşallah. Ondan sonra geçeceksin o teki tarafı berzaha. İnşallah hayırlısı beraber güzel. İnşallah başımız gözümüz kırılmadan. İnşallah. Bir çocuk delikanlı ne dedi ya? Anne dedi ya. Hasan abi diyor, Hasan abi diyor. Hasan abi akıllı değil dedi ya. Ne oğlum demiş 17 yaşında Fransa'da. Ya dedi ki sağ selamet bir geçebilsek. Nene dedi. Ya kabire sağ selamet olur mu dedi ya. Adam ölüyor dedi gidiyor. Bu diyor ki ona sağ selamet. Normal söylemiş. Şimdi alemleri şimdi konuşacağım. Bu konuştuk mu? Şimdi Risale geçen tabirler nereyi kastediyor? Çok önemli. Bu can alıcı. En az bu harita ve bu şu anda göstereceğim yerleri inan çok zor. Vallahi çok zor. Nimeti bilin diye. Bu şeceri hikat 30 küsür senenin meyvesi. Şimdi Risale'de geçen tabirler şahsiyet-i Muhammediye, hakikat-i Muhammediye, tamam mı? Şahsiyet, mahiyet, hakikat, Muhammediye, Ahmetler, bunlar nedir ya? Neyi kastediyor?
Tamam. Gözünüzde göreceksiniz şimdi. Tahtaya bakıyorsunuz. Şimdi eğer üstten alıyorum. Bu şu sarıyı görüyor musunuz? Sarıyı. Buna takılmayın yeşile. İlk önce yeşilden mi gideyim? Hadi yetişe. Şey, yeşilden gideyim baştan. Mecur var ya mecur. Şu. Oradan tut. Bak. Oku takip edin. Oku takip edin. En aşağı. En aşağı bitti mi abi? Bitti. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah Nur Muhammedi beş oradan çıkan bütün alemleri yarattı. Ağaç hayal edin. Bir tane çınar ağacını hayal edin. Eşmişek hayal et Kırıkan'da. Bursa'dakiler dağa çıkarken çınar hayal et. Ettin mi abi? Ne olur edin. Çekirdek olarak. Yok ağacı görün. Hayırlısı görün mü? Gör gör. Bir de çekirdeğini gör altı. Hadi bakalım. Çekirdeği ve ağacı ikisini beraber düşün. Bu şahsiyeti Muhammediye'dir. Başın döndün değil mi İbrahim? Böyle yaptığın için diyorum. Sen farkında değilsin o. Ruhi şaşırdı o. Bir daha. Bir tane çınar hayal edebilir misiniz? Yani öyle kuru bilgi vermek istemiyorum. Birisi etsin ya. Eden var mı? Şükrü. Ettin mi abi? Neresini ettin? Nerede bu çınar? Alana çıkarken sağ tarafta. Alana çıkarken. Ha tamam. Alana çıkarken. Eşmişek. Evet. Eşmişek. Ha herhalde öyle bir tabir. Oradaki köydeki. Peki. Sen nereye ettin? Ben bu Fatmalı Çeşmesi var yukarıda orada bir tane çınar aç. Tamam. Ha Çatalca'daki. Doğru. Çanakçı yukarıda. Var mı? Dağda yukarıda. Tamam ettiniz mi? Böyle uzatmıyorum ha konuyu. Ağacı hayal ettiniz. Bir de onun çekirdeğini hayal eder misin abi? Altta. Olsun dursun aşağıda dursun. İkisinin adı Şahsiyet-i Muhammed. Tamam mı? Şimdi ama burada çekirdek de dahil. Şimdi çekirdeği çıkartır mısınız? Çekirdeği çıkartın. Sökün ne olur orasından. İbrahim. Çekirdeği sökersen sırf ağacı gördünüz mü? Ağacı bakın ağacı bakın. Bu Mahiyet-i Muhammediye'dir. Çekirdeksiz ağaç. Görmüyoruz ya. Görmüyoruz. Çekirdeği görmüyoruz. Çekirdeği tamam mı? Ezan mı okudu? Evet. Ha, bir 15 dakikada takarız. Ağacı gördük mü abi? Ağacın adı Mahiyet-i Muhammediye. Çekirdeği eklersek ne oluyor Mücahit? Şahsiyet-i Muhammediye. Said. Çekirdeği çıkart. Ağaca ne diyeceksin abim? Mahiyet-i Muhammed. Mahiyet-i Muhammed. Tamam. Peki. Sonra ruhu çıkar kardeş. Ruhu çıkar. Kainatın ruhunu çıkart. Ruhu çıkart. Kainatın ruhu. Sırf akıl düşün. Kainatın da akıl. Daha büyük insan değil mi kainat? İnsan küçük kainat değil midir? Evet. He. Büyük şeceri hilkatin insan düşünün. Ne olur ruhunu çıkartın. İlk üç tane şey çıkartalım. Çekirdeği çıkartın. Ruhu çıkartın. Sırf akıl. Sırf akıla ne deniliyor? Manevi hayat. Manevi hayat Muhammediye denilir. Tamam mı? Akıl çıkartın mı? Yok akıl var. Akıl var. Lef-i mahfuz ruhu düşüneceğiz. Ruh çıkartıyoruz. Ruh da yani şu. Ağacın ruhunu görmüyoruz ki ruh olsa. Ağacın zaten ruhu yok da. Ha, tamam. Ruh, ağacın ruhu yok. Sırf akıl cihetiyle bakıyorsun. Buna ne deniliyor? İmam-ı Bin oluyor. İmam-ı Bin oluyor. Hayat-ı Muhammediye deniliyor. Manevi hayat-ı Muhammediye. Tamam mı abi? Aklı da var. Aklı da var. Kalbi de var. Ha? Aklı olunca kalbi de var. Şimdi kalbi esas alalım. Kainat büyük insandır. Kalbi esas aldık. O zaman ne denilir ona? Hakikat-ı Muhammediye denilir. Tamam abi. Peki. Hakikatla mahiyeti anladık mı? Kalp merkezli kainatı düşünürsek hakikat-ı Muhammediye diyeceğiz. Kainatta
akıl merkezli düşünürken manevi hayat Muhammediye diyeceğiz. Hakikat zaten Esma-i İlahi olduğu için arşa koyacağız. Çekirdek ve ağacı düşünürsek şahsiyet-i Muhammediye, çekirdeksiz kainatı düşünürsek ruhu da var, mahiyet-i Muhammediye. İki üç tane kalsın böyle kafanızda. Ben burada çizeyim daha kolay olsun. Şimdi siliyorum bir şeyi. Şurayı bak abi. Şurada kalsın kafanıza. Şurayı siliyorum bak. Şurada kalsın daha kısa olsun. Nur Muhammed'i Arş-ı Azam Lef-i Mahfuz Arş. Şimdi beraber gidelim. Diyor ki şurayı da komple alırsak ne diyorduk? Şahsiyeti Muhammediye. Tamam mı? Şimdi bunu çıkartıyoruz buradan. Sırf arşa bunu alıyoruz. Ne deniliyor buna? Hadi. Harika. Kim dedi bunu? Kimdir o? Şükrü. Meraklı oldu. Maşallah. Ne diyeceğim abi? Mahiyeti Muhammediye. Arş-ı Azam. Şimdi bu onun defteri. Boş ver bunu. Bunu defteri. Arş'ın defteridir. Değil mi? Arş'ın bir ayağı. Onu da yazayım ki defteri daha çok kolay olsun. Şimdi sana soracağım Mustafa. Bu vicdanını yazayım. Söyle çabuk. Vicdanı? Vicdanı nedir? Kainatın vicdanı neydi? Daire-i ilim. Sonra? Daire-i hayat. Ha, ikisinin? Cemi. Buna kainatın vicdanı. Kainatın vicdanı. Büyük insan ya. Şimdi bak abisi. Bak namazdan giriyorsunuz, ona göre dinleyin. Bak namazdan içeri giriyoruz dakikalar. Arş esastır. Bir defteri bu. Bir defteri bu değil mi abi? Tak tak. Onu boş ver şimdi. Arş esas alıyoruz. Arşı. Arş'ı esas alsak ne diyeceğiz buna? Ha? Kısaca yazıyorum. Hakikatı Muhammed. Bu üç taneyi bilseniz yeter. Tamam. Bu üç tane bilseniz yeter. Ben karıştırmıyorum. Ne? Şahsiyet-i Muhammediye. Mahiyet-i Muhammediye. Hakikat. Hakikatta bir kolay bir şey söyleyeyim size. Hakikat deyince hemen esma. Tamam mı? Esma. Hakayet eşe hesabı. Esma hatırınıza gelecek. Hakikat. Hakikatten esmanın dışa vuruşu. Mahiyet deyince sıfat. Bak şimdi. Alemde esmaların perdesiz tecelli ettiği yeri neresidir? Şeceri hilkatte esmaların perdesiz tecelli ettiği yer neresidir? Esmaların arştır. Kalp. Arş, Kabe aynı. Unutmayın, arş demek esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. Peki, şeceri hilkatte sıfatların perdesiz tecelli ettiği yer? Arş-ı Azam. Arşın üstü. Bu onun defteri ya. Ha, o zaman esmaların perdesiz tecelli ettiği yer arşsa, arş da esmaların cemine ne deniliyor? Hakikat. Sıfatların cemine mahiyet. O zaman Arş-ı Azam'dan mahiyeti Muhammediye, arştan hakikati Muhammediye. İkisini to mahiyeti Muhammediye. Hakikati Muhammediye tencereye koy. Karıştır. Şahsiyeti Muhammediye. Olmadı mı? Bir daha anlatacağım üşenmeden. Esmaların perdesiz tecelliyetleri kalptir, arştır, ay. Esmalara hakikat denilir. Tecellilerine. Sıfatların tecellilerine
mahiyet denilir. Çekirdekte mahiyet, ağaçta hakikat. Tamam bak. Bak esmaların tecelli ettiği esmaların cemine hakaik eşyayı, hakaik eşyayı sabit edin. Esma ilahiyedir. Esmaların perdesiz tecelli ettiği yer neresi? Arş. Sıfatların perdesiz tecelli ettiği yer? Arş-ı Azam. Takım alifi mahfuzana da o defteri. Arşın yukarısı aşağısı. Arşın yukarısı aşağısı. Tamam. Tak. Ya yukarısı olduğuna bakma, burada olduğu gibi. Tamam. Bir daha. Esmaların perdesiz tecelli ettiği yer arştır. Esmaların tecellisine hakikat, sıfatların tecellisine mahiyet denilir. Esmaların cem olduğu yer arştır. Esmalar da hakikattı. Oradan arş da dahil aşağıya hakikat-ı Muhammediye denilir. Hakikat-ı Muhammediye nereden alıyor? Esmaların hakikat olduğu için. Esmaların bütünlüğü. Hakikat-ı Muhammediye demek esmaların bütünlüğü de dersin. İstediğinizi çoğaltın. Yeter ki sistemi öğrenin. Esmaların tecellisi sahip arş ve hakikat. Üç tane şey. Esmaların tecelli ettiği arştır, hakikattır. Sıfatların tecelli ettiği arşazandır ve mahiyettir, sıfattır. Mahiyet, sıfatlar. Tamam. Hakikat deyince esmalar. Tamam. Esmaların cemine esmalar hakikaten bir esma haktı, hakikattı. Cenab-ı Hak hakikat-ı Muhammediye. Büyük insan olduğu için onu. Mahiyet ise sıfatların cemiydi. Arş-ı Azam'a tecelli ediyordu. O zaman mahiyet demek sıfatlar. Çünkü sıfatlar esmanın kaynağıdır. Sıfat camidir. Esmalar sıfattan çıkar. Hakikat mahiyetten çıkar. Tamam. O zaman üstün mü oluyor? He? Sıfatlar isimler üstün. Tabii. Tabii. Esma-i Hüsna sıfat. Sıfat-ı Zatiye var. Sıfat-ı Subutiye var. Değil mi? Yedi tane sıfat-ı Subutiye var. Yedi tane sıfat-ı Zatiye var. Ama esma binlerce esma var. Değil mi? Ha. Esmaların bütünlüğüne hakikat, onu da gözüktüğü yer el cami arş, sıfatlara mahiyet denilir. Cemi en fazla cem ettiği yer perdesiz arş azamdır. O zaman sıfatlara ne deniyordu? Mahiyet. Mahiyet, o zaman mahiyeti Muhammediye. Hakikat esmaların cemiydi. Esmaların cemiydi. Hakikat-ı Muhammediye. İkisini de ya hakikatle mahiyeti toplarsan şahsiyeti Muhammediye. Bunu bilmemek artık bilmemektir. Hani bilmemeye direnmekle bilemezsiniz. Direnirseniz bilemezsiniz. Direneceksiniz ki bilmemek için. Tamam. Hakikat üç tane şey. Daha ötesine girmeyeceğim. Şahsiyeti Muhammediye. Mahiyeti Muhammediye. Hakikat-ı Muhammediye. Hakikatı hak. Esma. Hak, esma. Esmaların cemi, hakikatların cemi. Bu bütünleştirelim. Hakikat-ı Muhammediye. Esmaların cemi. Perdesiz esmalar. Arş. Cem edersen, isimlendirirsen. Hakikat-ı Muhammediye. Sıfatların kaynağı. Arş-ı azam mahiyet. Esmalar mahiyetten çıkar. Mahiyetler sıfatlarsa sıfatlardan aşağıya mahiyeti Muhammediye. Tencereye mahiyet, tencereye hakikat koyup karıştırırsak şahsiyeti Muhammediye olur. Tırı tırı tırı. Tamam. Şimdi son şeyi de okuyorum. Cennet hakkında ne diyor? Diyor ki cennette diyor ruhani olsa olmaz mı? Soru 28 sözde. Cisme niye cennet olsun diyor. Yeme içme falan. Niye diyor cennet manevi olsa? Hatırladınız mı? Niye cennet diyor cismanidir? Ha, cismaniyet cennette başlıyor. Cismaniyet atom değil, en kesif atomdur. Tamam mı abiler? Bak Risale'deki sorudan alıyorum, takıyorum sizi. Çekersene böyle. Şeyin oradaki esmanın tezahür şeysiz olarak perdesiz cemiyet. Aşağı. Perdesiz değil mi? Evet. Ama cemiyet o zaman aşağıdaydı. Arştaki esma gibi de değil gene. Değil mi? Cık.
Çünkü arş da değişmez. Cennette devamlı esmalar değişiyor. Yani cenneti anlatırken öyle diyoruz da perdesi ay meratipli esma var cennette. Arşta öyle bir şey yok. Allah'ı görmekte. O da Allah'ı değil, herkes Rabbini görecek diyor. Tamam. O senin esmadaki inkişaflarının bütünlüğü senin Rabbin. Rahman, Rahim, ya Cemil, ya Kerim, ya Latif, bütün isimlerdeki seviyeni topla, karıştır, o senin Rabbin. Herkes Rabbini görecek, Allah'ı görmeyecek. Kulu tecelli eder diyor abi. Mesela Latif, Alim, Kerim, Alim, Kuddüs, Ferdu, Hayyum, Kayyum, bin bir ismi. Senin seviyelerini topla, 5 derece ötüksü, 7, 6 falan, karıştır. O senin, o esmalardaki inkişafatın bütünlüğü. Rabbini söyleyeyim. Yaşantı. Düşündüklerin. Yaşantıları koyar mısın tencereye? Düşüncelerini de koy. Kalbi ve vicdan hayatını da koy. Esmaların inkişafını. Ruhunu da koy. 4 tane. Fiil, dima, kalp, ruh. Bütünlüğünü karıştır. O senin, o inkişafatın Rabbin olur. Şimdi cennet niye ruhani değil diyor. Niye cismanidir diyor. Yani ruhani olsa olmaz mı diyor. O zaman cismaniyet cenneti içine alıyor. Cismaniyet buradan başladı. O cenneti de içine alan yere ustad kainat diyor. Kainatla şeceri hilkat farkını görüyor musunuz? Şeceri hilkat şeyden geliyor. Bu kabu kalpsen dahil. Kainat ise cenneti içine alıyor. Cennetin üst hududuna ne deniliyor? Siddet-i Muntaha demek cennetin son, sonsuzun sonu. Siddet-i Muntaha yoksa Kab-ı Kavsen değil. Kab-ı Kavsen yukarıda bak şurada. Şeceri hilkatın sonudur Kab-ı Kavsen. Siddet-i Muntaha cennetin sonsuzun sonu. İsim verilmiş. Yok da öyle bir şey. Sonsuz yok yani. Ondan sonra kainat neymiş? Arkadaşlar ders yapıyorsunuz. Cenneti içine alan arştan aşağıya hepsinin adı kainattır. Bunun adı cismaniyettir. Bunun adı kitab-ı mubindir. Bunun adı hayatı, maddi hayat-ı Muhammediye'dir kainat. Manevi hayat-ı Muhammediye imam-ı mubindir. Bak, anladınız mı? Bak, şöyle yaptım. Ben şimdi burayı siliyorum. Bakayım ne kadar geçti aşağım arkadaşlar. Bak hele. Yarım saat geçtiyse şey bitirelim. Bak şimdi. 20 dakikaya geçiyor. Tamam bak şimdi. Arkadaşlar, sevgili canım kardeşlerim bak. Lef-i Muhafız bu İmam-ı Mübin. Mübin. Manevi hayat-ı Muhammediye. Gördünüz mü nerede başlıyor? Tamam mı? Şimdi cennet cehennem nerede? Şöyle bak. Şurada. Şunu siliyorum. Şuraya sil. Şunu silsem herhalde artık vazifesini yapmış zannediyorum. Tamam mı? Bak arkadaşlar. Burası cennet cehennem yapayım hemen. Cennet. Cehennem. Ve aşağısı. Tamam mı abi? Tamam mı? Şimdi buradan gel abi. Cennet cehennem. Bu cismaniyet. Cismaniyet. Buradan başlıyor. Aynı zamanda kitab-ı mübindir. Yani aynı zamanda maddi hayatı Muhammediye'dir. Yani kitab-ı mübinde kalsın maddi. Manevi, yani manevi olan İmam-ı mübinde kalsın. Ve lef-i muhafız dahil İmam-ı mübinde hani şeyin arşın iki yönü vardı ya arş
yukarı yönü, aşağı yönü. Bu Kitab-ı Mübin yönü. Bu İmam-ı Mübin yönü. Arkadaşlar. Tamam mı? Ha. Maddi Hayat-ı Muhammediye, Manevi Hayat-ı Muhammediye. Maddi Hayat-ı Muhammediye deyince hemen bir kere Kitab-ı Mübin'in kafasına koy. Kitab-ı Mübin maddidir. Kainatın olmuş. Kainat nereden başlıyordu? Kainat nereye? Ha, şuraya deniliyor. Şuradan aşağıya kainat deniliyor. Şarkıyla söylüyorum ki kalsın diye. Tamam abim. 25. Aferin lan bak. Ama kalemimiz çalışmıyor. Olsun, idare edeceğiz. O da 25. kare. O da 25. kare çalışmaması. Çiziyor ya. Ha, bağırıyor. Şimdi kainat neresiymiş abi? Cennet cehennem içine alıyor. Cismaniyet sorusundan, ha, cennet cehennem cismaniyette. Ha, cismani Kitab-ı Mübin. Tamam. Kitab-ı Mübin Maddi Hayat-ı Muhammediye. Manevi olan Lef-i Mahfuz'da başlıyor. O da İmam-ı Mübin'dir. Manevi Hayat-ı Muhammediye. Hadi bakalım. Başka şey yapacağım, bir şey var mı size? Hakikati nereden aldık? Hakikati konuştuk. Abi bir şey sorayım. Sor abim. Öldük hani berzah falan, bir de cehenneme girdik ya. Ondan sonra biz üst taraflara çıkabileceğiz mi? Tabii. Kim ama çıkacak? Abi. Cennette bak şurada. Mücahit miydi? Aha. Bak cennette şurada sonsuz olacaksın. Ama bu dersleri duymayan ne arşa çıkabilir, ne lef-i mahfuza, ne. Çünkü niye? Sen mesela ne isteyeceksin? Cennet deyince huridir. Yeme içme bir anda. Ve bunların türevleri, detayları. Rüyetullah da var. Hepsini de bir şey talep etmiyorsun ki. Talebine göre açılacak. Sen bu dersten sonra desen ki, ya Rabbi o derste dinlemiştim. Cennet cehennemin üstünde arş varmış. Lef-i mahfuz varmış. Ezeli levalar. Sonra arş-ı azam varmış. Şey, ondan sonra kab-ı kavsen varmış. İmkan ve vücub ortası. Ha, bunları temenni eder, istersen çıkacaksın. Cismani olsak bile çıkabiliyoruz, değil mi? Cismanisin ama cismani deyince böyle mi anlıyorsun? Bu cismani atom değil. Atom alim şahadetlik ya. Maneviyat da cismanidir. Tamam. Abi, arşın bize karşılığı kalpte. Kalp. İki ayağı da dima ve vicdan dedi ki, Kitab-ı Mübin kısmına dima, İmam-ı Mübin kısmına da vicdan bakabilir mi? Yani, bir dakika, Dima, şimdi, Dima Kitab-ı Mübin zaten. Evet, şeyde İmam-ı Mübin de vicdan. Diyebilir miyiz diye. Yok, niçin biliyor musun? Çünkü Kur'an Dima'ya hitap ediyor, vicdan eylemle çalışıyor. Dima ise vahiyle çalışıyor, o için. Vicdan, şeriat tarafımızdır. Dima ise vahiy muhatap tarafımız. İmam-ı Mübin. Peki başka ne demedik şurada? Mahiyet-i Muhammediye konuştuk. Mahiyet sıfata bakıyordu, arş-ı azamdı. Hakikatta esmaya ve kalbe hepsini topluyoruz. Kainat cennet dahil aşağı doğrudur. Kainatın bir maddi hayat-ı Muhammediye, bir de manevi hayat-ı Muhammediye vardı. Bu kadar. Şimdi lef-i mahfuz hakkında size bahsetmediğim, herhalde aşmadım, şu mu vardı? Yani. Üçüncüsüydü abi. Bu değil. Cennet'e kainat abi. Ha, şunu açmadım. Şöyle. Mecür, kürs, as, arş, lev-i mabe, ispat, arş yazdım. Karışık. Yani bu neymiş? Şuraya biraz küçültürsek küçük. Ha, şöyle yapayım. Niye böyle yapıyor? Küçültüyorum. Yok. Peki tamam, verme. Kainatta şöyle yapayım. Kainatta kainatın hayat-ı maneviyesi bunlarmış. Kainatın hayat-ı maddiyesi bunlarmış. İnsanda bunların karşılığı budur. Görüyor musunuz? Kainatta mecur, insanda ene. Kainatta kürs, insanda beşeriyet. Kainatta arş, insanda kalp. Kainatta lev-i mahfuz, ispat, insanda zaman, ecel. Kainatta arş-ı azam, insanda ruh. Kainatta lef-i mahfuz, insanda akıl. Ağaca uygularsak işte bunları da bu size atıyoruz.
şey oradan okursunuz. Başka ne var? Bakayım burada ne var? Bakayım ne gösterecek. Ondan sonra hiç buna da gerek yok. Şimdi lef-i mahfuzu konuştuk. İnşallah haftaya bana hatırlatın. Ruhun glaf-i latifisi ve bedeni misalesini konuşacağız. Allah nasip ederse daha sonra arşa ineceğiz. Daha sonra kainattan konuşacağız. Daha sonra kürsten konuşacağız. Kürs, nefis, şeytan, cinlerin takıldığı alem. Nasıl takıldı, neremize takıldı? Onu konuşacağız. Sonra nef-i mahfi ispatta konuşacağız. Sonra emri küfe'nin tezgahını kaf, nun tezgahında iki tane tezgah var. Kaf, nun tezgahı var. Sonra yedi kat semayı konuşacağız. Sonra alem berzak konuşacağız. Alem berzak konuşacağız. Sonra yedi kat semayı konuşacağız. Sonra alem şahadeti ineceğiz ve defterimiz kapanacak. İnsanın süreci tamamlamış olacak. Peki. Efendim abi. Abi, Esma ile vahiy ilişkisini soracağım. Esma ile vahiy ilişkisi. Bak şimdi. Esmaların cimri bu. Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuza iniyor. Kalbe inmiyor vahiy. Kalbe demiştik. Vahiy kalbe inmez. Ha bak şurada bir çizgi vardı, sildik. Diman. Diman taakkurundan giriyor. Tahayyül ve tasavvur hususu dünyaydı. Oraya vahiy, çünkü Allah Resulü diyor ki aklın mendini yoktur. Yani vahiy muhatap dimandır. Tamam? İlk muhatap. Sonra dimay inşa olup iksirleniyor. Kalbe inip ihya edip mayalanıyor. İman nuru olur. Bahsettiğin şey örnek olabilir mi? Sesin kulak zarına giriyor. İşte patlatmadan içeriye girip dönüşmesi. Evet. Dönleniyor. Yani şey gibi. Evet, kulak zarı yırtılmadan anne karnıdır. Rahimdir zaten bu. Evet, İsa Meryem. İnsan işte. Bu dima geliyor. Ses. Benim sesim mesela vahiy gibi düşün. Kelam. Vahiy kulağınızın zarını bozmuyor. Dimağınız inşa olup iksirleniyor. İsa'laşıyor dima. Benim dersime, konuşmama göre halet alıyorsunuz. Fikirler imal ediyor. O sizin çocuktur. Doğuracağınız çocuk. Doğum şekline de benziyor. Doğum yerinden Meryem, rahimden İsa'yı doğuruyor. Kime doğuruyor? İsa'nın doğumunda ölü gönüller diriliyor. İsa doğumunun sebebi ölü gönüller diriliyor. Ağızdan çıkan kelamla da ölü gönüller, ölü kafalar diriliyor. O ağızdan çıkan meyvenin çekirdeği ilk girişteki de... Evet, evet. Evet, bu bendeki dönüşüm ve değiştiriyor seni. Sen de bensiz bir yerde konuşuyorsun. Benim sesim seni buradan giriyor. Bu da rahimin, başka anne karnı çocuk. Burada senin rahimin. Senin doğum yerin. Başkasına doğum yapıyorsun. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem'e buradan üfürüyor. Evet. Üstad bir yerde diyor ki yani kalbin gözü kulaktır, sestir. Göz pembeleri. Evet. Kalbe en yakın olan duygu diyor semi. Onun için Kur'an'da ilk önce gözden önce kulak kullanılmış. Kelam ilk önce kelam. Niçin insanın diyor ilk önce kalbinden sonra kulağına mühür, sonra gözüne perde indi. Kulağına mühür, tam katmedildi. Mühür, perde. Niçin? Çünkü kalbe en yakın kulak. İlk önce kelam, sonra doğum. Burak'ın peygamberimize sesinden aşık olması gerekiyor. Demek ki. Müzakere yapmıştır da. Revit'te geçiyor da Süleyman Efendi'nin. Burak peygamberimizin sesine aşık olmuş. Evet. Peki Burak'a söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in feristesi Fatiha. Fatiha'da Allah'ım ilmimi arttır demiyor. İlimle dalalete giden tarih çöplüklerle doludur. İlimle dalaletin. Sadakatla giden bir tane çöp yoktur. Onun için Fatiha'da ihdine sıratel müstakim diyoruz. Yani istikamet, sadakat, yani laikalara uymak, sadakat, istikamet, hidayet, Burak. Burak da ruhun cenneti. Bu şu İşaret-i Cezat 60'tan söyledim. Bir daha. Laikalara uymak,
sadakat. Sadakat, istikamet. İstikamet, Burak. Burak'tır. Burak, hidayettir diyor. Burak, yani diyor, hidayet diyor. Ha, hidayet de ruhun cennetidir. Dört bölük harifeye baktığımızda zaten ilim en son geliyor abi. Evet, sadakat. İlim sonra geliyor. İlimle dalaleti giden çoktur. Sadakatle bir tane dalaleti giden mesela, dimağda meratip var. Aşağıda yukarı çıkar mısınız? Tahayyül. Tasavvur. Tahakkul. Sonra tasdik. Tasdik sadakattır. Tahakkul ilimdir. Anladın mı? Yani ilk önce o. Bir daha layıkalara uymak sadakattır. Sadakat bize neyi getirir? İstikamet getirir. İhtine sıratı müstakil. İstikamet nedir? Burak'tır. Burak ne diyor diyor Üstad Afmışlar? Ruhun cennetidir diyor. Yani sadakat ilmin fiile dönüşmüş halidir. Evet, aynen. Yani kendini koymadan içine kitapta geçini hayata dönüştürmek. Veya dönüştürmese bile yapamıyorum ama doğru budur demek. Sadakat dendiği gibi yapmak, ihlas dendiği için yapmak. Burada kesiyorum, akşamı kılacağız. Bir şey mi soracaksın Yasin? Soracak var mı? Yok. Peki. Haftaya... Tabii haftaya graf relatif bedel misali kaçırmayın. Yalnız bana telefon ettiğiniz zaman uyarın. Abi graf relatif bedel misali vardı diye. Onun kılıfı. Tamam. Vâhır da vâhum en elhamdülillâh rabbil âlemin. El-Fatiha'tın selamu aleyhi ve sellem.